Değerli hemşehrilerim, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Depremin üzerinden yaklaşık 27-28 saat geçti. Tabii ki gelen haberler çok da iç açıcı değil. Orada büyük bir felaket, büyük bir afetle karşı karşıyayız. Ama biz tek milletiz. İnşallah bunun da üstesinden Allah'ın izniyle geliriz, geleceğiz. Ama bugün yardımlaşma zamanı, bugün dardakine el uzatma zamanı, bugün yaraları sarma zamanı, bugün hep beraberce bir olma zamanı. Onun için ben de buradan bir kez daha sizlere hem teşekkür ediyorum hem de halen yardımların devam etmesi gerektiğini ve bundan sonra da bu noktada sizlere de çok ama çok ihtiyacımızın olduğunu da hasreten söylemek isterim. Tabi bir günde neler oldu bunlardan da kısaca bahsetmek isterim. Öncelikle değerli valimiz de görevlendirilmesi hususunda şu anda Adıyaman'da, Gölbaşı'nda. İnşallah belki birkaç gün içerisinde biz de oraya gideceğiz. Ama bu süre içerisinde gerek valiliğimiz, gerek belediyemiz, gerek kurumlarımız, gerek sivil toplum kuruluşlarımız hep beraberce bu süreçte elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ve şu ana kadar biz Tokat Merkez olarak da sizler sayesinde, sizlerin hamiyetperver, misafirperverlik anlamındaki gerçekten duruşunuzla 11 tane tır, gıda, battaniye, yiyecek ve su anlamında birçok malzemeyi şu anda afet bölgelerine göndermiş bulunmaktayız. Bu 11 tırdan bir tanesi 30 bin tane ekmekten oluşan bir tır malzemesi. Diğer 10 tır malzemesi ise biraz önceki saydığım malzemelerden oluşmakta. Bunun yanında 9 adette yine ilçelerimizden yine o bölgelere giden tırlar var ve her gün yine bu tır malzemeler devam ediyor. Yine dünden itibaren sabaha kadar ve şu andan itibaren de gelen malzemeler de öyle gözüküyor ki en az 4-5 tır daha malzeme şu anda var ve bunlar da bugün yüklenip yine o bölgelere gidecek. Ama bundan sonra da yine tekrar söylüyorum, buna ihtiyaç var. Çünkü oradaki bu afet durumu öyle gözüküyor ki bir süre daha devam edecek. Başta su olmak üzere yine özellikle gıda malzemeleri anlamında, su anlamında orada çok ihtiyaç var. Sizlerden de özellikle istirhamımızda bu boyutta eğer ki yardım etmek istiyorsanız ki ben biliyorum ki herkes elinden geleni yapmak istiyor. Özellikle gıda maddeleri hususunda sizlerden yardım istiyoruz. Başta su olmak üzere yine kuru gıda veya işte insanlar orada hazır bir şekilde yiyebileceği malzemeler. Daha çok bu konularda sizlerden yardımlar istiyoruz ve inşallah da ben inanıyorum ki Tokat kendine yakışanı yaptığı gibi bundan sonra da yapacaktır. Biz hep beraberce bu işin de üstesinden gelecek ve Allah'ın izniyle de oradaki bütün kardeşlerimizi de en kısa süre içerisinde inanıyorum ki eski günlerine dönecektir. Tabii vefat edenlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var. Onlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Umuyorum ki sayı çoğalmaz, vefat edenlerimizin sayısı çok olmaz. Bütün duamız bu ve yine göçük altındaki kardeşlerimizin de kurtulması bizim en büyük temennimiz. Tekrardan millet olarak başımız sağ olsun diyor. Hepinize de şimdiden tekrardan teşekkür ediyorum.